bir bestedir ve hayat sesten ibarettir. Angelika Akbar'la Sesler programında insana, sese ve hayata dokunmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Psikiyatrist, yazar, Profesör Doktor Kemal Sayar. Ama önce notalarla sizlere merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Angelika Akbar'la Sesler programında bugün psikiyatrist, yazar, profesör, doktor Kemal Sayar var. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk Angelika Hanım. Çok mutlu oldum sizi programda görmekten. O mutluluk bana da ait, sağ olun. İlk sorum sizin eğitiminizle ilgili. Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi psikiyatri ana bilim dalında devam ettiniz. Doçent ve profesör oldunuz. Sorum şu, bildiğim kadarıyla, izleyebildiğim kadarıyla maneviyata çok önem veren birisiniz. Ve psikiyatriyle bu yönünüzü birleştirmek enteresan bir sonuç ortaya çıkarttı. Ben öyle izleyebiliyorum. Siz hangi sebeple, hangi amaçla psikiyatriyi seçtiniz? Merak ettim. Ben tıp fakültesinde okurken, tabii bir yandan bir öğrenci olarak zihnimde sürekli İhtimaller var. Hangi yoldan gidersem ruhum tatmin bulur. Bir yandan da edebiyatla da ilgileniyorum. Evet. Orada mesela Albatros diye bir dergi çıkarmıştık biz. Hacettepe son sınıf talebesiyken. 12 sayı süren, hepimizi şu anda bile kıvançla dolduran, içimizi gönlendiren. Elden dergimizi satardık Hacettepe'de filan. Dolayısıyla edebiyata, sanata, düşünmeye, düşünceye meraklı bir öğrenciydim. Beceriksiz birisiyim. Yani şu anlamda beceriksizim. El becerim çok azdır. Yani bir aleti tamir edemem. O konuda zihnim çok işlek değildir. Dolayısıyla cerrahiden uzaklaştırdı bu beni. Çünkü cerrahi tamamen işleme dayalı bir şey olduğu için. Bir de kandan pek hoşlanmam. O yüzden dedim ki ben kandan en uzak yerlere gideyim. İşte psikiyatri olabilir, cildiye olabilir, fizik tedavi olabilir. Onların içinde de ruhsal arayışlarımı en çok doyuran, beni düşünceyle, edebiyatla, güzel sanatlarla en çok buluşturan alan psikiyatri olduğu için oraya yöneldim.
Sizin en çok insanlara anlatmaya çalıştığınız şey, insan hayatında mana bulmalı. Tabii. Ben kimim sorusu çok önemli ama bence ben kimim sormak yolun sonu değil, bir başlangıçtır değil mi? Ve bütün yolculuklar böyle başlar. Bütün yolculuklar dediğiniz gibi böyle başlar. Özellikle de psikolojide de, psikiyatride de sanıyorum ki bu soruya cevabı buldurtmak önemli bir şey. Çünkü yolun sonu olduğunu zanneden insana o anda onun anlamını verebilmek ya da içinde onun bulmasını sağlamak çok önemli bir hizmet. Peki insanlar, bu hepimiz için geçerli, çok önemli bir şey. En önemli görevimiz aslında bu hayatta. Neyle başlamalı insan? Nasıl sormalı bu soruyu? Nasıl bulmalı o anlamını? Ben sıklıkla Kierkegaard'ın bir cümlesini tekrar ediyorum bu konuda. O şöyle sormuş: Tanrı benimle ne murat etmiş olabilir? Benim yeryüzünde bulunuşumun insanlığa, varlığa nasıl bir hediye olduğunu düşünüyorum. Ben kendi bireysel parmak izim kadar biricik olan varoluşumu dünyaya nasıl bir hediye olarak sunabilirim? Dünyayı nasıl farklılaştırabilirim? Hepimiz dünyanın bize verdiklerini istiyoruz. Diyoruz ki dünya bana şunu biraz daha fazla versin. Sormamız gereken soru şu: ben dünyaya ne veriyorum? Ben insanlara ne veriyorum? Benden nasıl bir ışık yayılıyor dünyaya? Bence varlığın amacına dair o temel soru niçin sorusuyla başlıyor. Çünkü Nietzsche'nin söylediği gibi niçine cevap bulan nasıla katlanır. Hayatımızda pek çok acılarla, ıstıraplarla karşılaşıyoruz. Bazı insanlar acılar karşısında çok kolayca pes ediyor. Ama mesela Nazi toplama kampı deneyiminden çıkan ünlü psikiyatrist Viktor Frankl'ın bize gösterdiği gibi acıda anlam bulabilen, acısına geriye dönüp baktığı zaman ben bu acıyı çektim, şunun yüzünden çektim diyebilen insanlar acıya çok daha dayanıklı insanlar. Ve o acıdan daha büyük bir yere sıçrayabiliyorlar. Evet. Bugün psikolojide travma sonrası büyüme diye bir kavramdan bahsediyoruz. Yani bana gelen yumruk beni öldürmediyse çoğu zaman beni güçlendirerek, beni büyüterek etkisini gösteriyor. İnsanların travmaya uğrayan, ağır örselenmeye, ruhsal örselenmeye uğrayan insanların sadece %30'u travma belirtileri gösteriyor. %70'i güçlenerek, onu sinelerinde adeta o yumruğu eriterek ve daha güçlenerek çıkıyorlar. İnsanın içinde muazzam bir dayanıklılık var. Hepimiz zor şartlara kolay adapte olabiliyoruz ve oradan daha güçlenerek karakterimizi, şahsiyetimizi güçlendirmiş olarak çıkıyoruz. Modern toplumda problem şu Angelika Hanım: hepimiz kolaya kaçıyoruz. Hepimiz kolay olanı istiyoruz. Anlamsız bir hayat aslında boşa yaşanmış bir hayattır. Yani başarı, bir sürü başarı rütbelerine sahipsinizdir. Maddiyata sahipsinizdir. Makamınız, mansıbınız harikadır. Herkes sizi alkışlıyordur. Şöhretiniz vardır. Ancak niçin yaşadığınızı bilmiyorsunuzdur. Veya sizden başka insanlara, varlığa iyilik yayılmıyordur. Veya kötülük yayılıyordur. Böyle bir hayat aslında boşuna yaşanmış bir hayat. Yani Sokrat'ın o meşhur aforizmasına gidersek, sorgulanmamış bir hayat boşa yaşanmış bir hayattır diyor. İnsan sürekli kendisini daha iyi nasıl olabilirim ve bir şeyleri daha iyi nasıl yapabilirim diye sorgulamak zorunda. Kendi nefsini, geçmişlerin deyimiyle, murakabe etmek zorunda. Bizler nefis muhasebesinden geçmediğimiz sürece kendimizi olduğumuz yerden biraz daha iyiye taşımak gayretinde olmadığımız sürece bu dünyada böyle bir yaprağın rüzgarda savrulması gibi savrulan iradesiz varlıklar haline geliyoruz. İnsan iradesini doğru yerlerde işin içine katmak, zorluklarla savaşmak, hayatlarımızdan bir anlam çıkarmak, kendimizi kendi o küçük bireysel varoluşumuzdan çok daha büyük bir bütünün bir parçası olarak görebilmek.
Yani ben varım, ben kendi dünyamın merkezindeyim ama benim gibi işte 8 milyar, 10 milyar insan daha var. Onlar da kendi dünyalarının merkezinde. Bizi birleştiren şey ne? Bu dünya macerasında ortağız. Hepimiz öleceğimizi biliyoruz. Yani insan çok değişik bir varlık. İnsanla ilgili en temel şey öleceğini bilmesi. Yani hayvanlar aleminden onu ayıran şeyler var. Biz öleceğini bilen varlıklarız. Kendi kendinin farkında olan, kendi kendinin bilincinde olan varlıklarız ve tahayyül edebilen varlıklarız. Bu eşsiz müzik şaheserleri, müzik eserleri, sanatın doruklarındaki eserler nasıl ortaya çıkıyor? Tahayyülün gücüyle, imgelemin gücüyle. Yani biz orada aslında sanatçı tahayyül ederken bir anlamda tanrısal olana bir kulaç atıyor. İlahi olana yaklaşmaya gayret ediyor. Ve onun o ilahi sanatını kendi küçük ölçeğinde yankılamaya gayret ediyor. Kainatta müzik niye insanın ruhuna hitap ediyor bu kadar? Kainatta da bu müzik var. Yani tabii. Gezegenlerin geçen bir video izledim. Gezegenlerin çıplak varoluşunda yani uzayda çekilmiş, kaydedilmiş bir ses. Sesler evet. Orada da bir müzik var. Evet. Kainatta bir müzik var. Ahenge hepimiz kendimizi kaptırmak istiyoruz ve o ahenkle beraber ruhumuzun yüceldiğini hissediyoruz. Şimdi az önce Bach dinledik sizden. Ruhumuz yücel. Bach bende çok böyle yükseltici etki yapıyor doğrusu. Ben evet. Çok severim. İşte insan kendini yükselteni, kendini bu sıradan dünyanın, basit dünyanın vurdu kırdısından, hırgüründen daha yukarıya alan her şeyin peşine düşmeli. Bu estetikle olur, bu sanatla olur, bu maneviyatla olur. Adeta böyle derimizi, kabuğumuzu bırakıp ruhumuzu yükseltmenin yollarını aramalıyız. Batı medeniyetinde özellikle insanlar daha çok mantık ve akıl kullanır. Bazı insanlar iç dünyaya önem verdiklerinde kalbinin sesini dinliyorum diye bir tabir kullanır. Sizin üzerinde durduğunuz ve benim de çok canı gönülden katıldığım bir terim var. Akleden kalp. Aslında bu çok büyük bir mucize diye düşünüyorum. Belki de manevi terminolojisinde buna gönül denilebilir, tabii. Gönül mahalle denilebilir. Eski medeniyetlerde bunun önemini çok iyi biliyorlardı ve Kızılderili kültüründe mesela hani kalple düşünmek gibi bir bakış açısı ve hayat tarzı var. Bu dünyada buna bizi sürükleyecek, bize bu yolu seçtirecek hangi işaretler var? Ne dersiniz? Akla, son akla iman etmek. Aklın sadece insan için tek yol gösterici olduğunu düşünmek aldanışa sebep olabiliyor. Çünkü akıl çıkarları gözetiyor. Evet. Kalp ise ortak çıkarlarımızı gözetiyor. Bunlar hepsi birer metafor aslında. Akıl daha çok sol beyinle alakalı bir fonksiyon. Sol beyin hesapçı tarafımız bizim. Ve olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kuran ve kendi çıkarımızı maksimize etmeye çalışan tarafımız. Beynimizin sağ tarafı daha uzaysal düşünce, daha müzikal düşünce, efendim sanatsal düşünceyle alakalı. Ve dikey herhalde daha çok. Ve manevi olanla alakalı, evet. Önemli bir bilim adamının bir tezi var. Diyor ki, Batı uygarlığı... Sol beyin sağ beyin emrinde olması gerekirken, yani sağ beynin fonksiyonları yüceltilmesi gerekirken maalesef yıllar içinde bu aydınlanma ve modernleşme tecrübesiyle evet. beraber sağ beyni sol beynin hizmetine verdi. Ve dolayısıyla biz her şeyi hesap eden, kitap eden, çok mekanik, duygulara pek yer açmayan, aşırı derecede rasyonel bir uygarlıkta yaşıyoruz. Bu bize neyi kaybettirdi? Bu bize insan ilişkilerindeki sıcaklığı kaybettirdi. Bu bize samimiyeti kaybettirdi. Bu bize bir çıkarı olmaksızın verebilmeyi, diğer kamlığı kaybettirdi. Kalp ile düşünen uygarlıklarda
hala bunların cari olduğunu, bunların geçerli olduğunu görürsünüz. Yani daha kırsal uygarlıklara gittiğiniz zaman hala toprağa bağlı uygarlıklarda, endüstrileşmemiş uygarlıklarda insanların bir topluluk ahlakını gözettiklerini, topluluğun iyiliğini öncelikle gözettiklerini, daha böyle mahalle havasında, şehir havasında birbirlerini gözeterek yaşadıklarını izlersiniz. Birinin iyiliği öteki için önemlidir. İyilik adeta toplumun dokusunu oluşturur. Birbirinden şüphelenmemek lazımdır. Geçenlerde bir arkadaşım Moğolistan'dan geldi. Bana şöyle bir hikaye anlattı. Orada kaldıkları çadırda ev sahibesi işte gecenin bir saatinde 7-8 yaşındaki çocuğunu, kız çocuğunu bir yere gönderiyor. Bir 5-6 kilometre ötede bir yere. Bizim arkadaşımız şaşırıyor. Nasıl olur diyor yani. Bu yaştaki bir kız çocuğu nasıl bu saatte bırakabilirsiniz diyor. Adam çok şaşırıyor. Ne olur ki diyor. Ne olur ki çok yani bir, başına bir kötülük gelmez ki. Çok güzel. Orada diyor insanın saflığını, kötülük tarafından dokunulmamış insanın fıtratını izledim ben, gördüm diyor. Hakikaten biz büyüyoruz ve dünya kirleniyor. Şairin söylediği gibi dünya büyüyor, biz kirleniyoruz. Dünya karmaşıklaştıkça, şehirler böyle bir kangrenli bir hücreye dönüştükçe, kanserli bir hücreye dönüştükçe, insanlar arasında iletişim kalmadıkça, komşudan komşuya gidiş olmadıkça, herkes kendi çıkarını maksimize etmek, sadece kendisi için yaşamak, altta kalacağına üste tepinenlerden olmak gibi bir seçim yapıyor. İşte rasyonel uygarlık insana her zaman kendi karını, menfaatini çoğaltma yönünde telkinde bulunurken, kalp uygarlığı, bu gemide beraber gidiyoruz, bu dünya macerasında ortağız, ikimiz de kuluz, ikimiz de daha yüksek bir gücün bendesiyiz. Dolayısıyla birbirimizle omuz omuza aynı hizada duralım, zorluklarla baş başa çıkalım, baş başa karşı çıkalım zorluklara ve böylece dost ve yaren olalım diyor. Bir Arif'in deyimiyle, çok seviyorum bu sözü, dünyaya var olmaya değil, yar olmaya geldik çok diyor. Çok güzel bu da. Yani evet. Dünyadaki börtü böceği bile, hayvanatı bile, nebatatı bile kendimize yar ve sevgili bilmek, dost bilmek, onu koparmamak, onu ezmemek, kainatı tahrip etmemek, çevreye layık olduğu saygıyla davranmak, her şeyin, her varlığın bir haysiyeti olduğunu, en başta insanın her varlığının bir haysiyeti olduğunu ve o haysiyeti zedelememek gerektiğini bilmek. Yine bizim geleneksel tasavvuf kültüründeki ifadesiyle her insanı Hızır bilmek. Bunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Her insanı Hızır bilen bir medeniyet kolay kolay kötülük yapamaz. Çünkü karşına çıkan insan potansiyel olarak yükselme istidadında olan bir insandır. Sen ona kötülük yaparsan, çok Hazreti insana kötülük yaptığın için kendini aşağı çekmiş olursun. Akleden kalp bizi merhamete çağırdığı için ona ihtiyacımız var. Günümüzde dediniz ki nereden böyle bir şeyin ihtiyacını hissediyoruz? Bence çok güzel bir soru bu. Günümüzde kıyıcılık çoğaldığı için, insanın insana merhameti azaldığı için, her yerde toplumsal kötülüğün işaretleri daha kolay belirmeye başladığı için diyelim. Ülkeler arasında da maalesef böyle şeyler var. Ulusal düzeyde de var. Bizim hızlı bir şekilde akleden kalbe dönmemiz lazım. Sadece kalp değil bakın. Akleden kalp. Kesinlikle. Yani bir Mevlana'nın meşhur pergel metaforu vardır ya. Bir ayağım dinin özündedir der. Diğer ayağımla bütün alemleri dolaşırım. Evet. Yani bir ayağımız akılda ama kalbimizde bütün dünyaları dolaşacağımız, empati yapacağımız, ötekileri anlayacağımız, ötekinin derdiyle dertleneceğimiz yeni bir varoluşa ihtiyacımız var. İnşallah olsun. İnşallah. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Evet.
Ben senelerdir bu sözü ve bu kavramı çok seviyorum ve birkaç röportajınızda rastladım. Hı hı. Birazcık bu konu üzerinde de durmak istedim tabii, bugün. Tabii. Saklanan bulunmak ister diyor Winnicott, ünlü İngiliz psikanalist. Saklanan bir el uzansın ve kendisini bulsun ister diyor. Bence maneviyat bir perdeleri aralama girişimi. İnsan kendi üzerindeki örtüleri kaldırdıkça, dünyaya onu bağlayan örtüleri kaldırdıkça, şöhret olur, makam olur, para olur, servet olur falan filan. Daha kendi çıplak varoluşuna yaklaştıkça, eşyanın hakikatine vardıkça Allah'a da yaklaşıyor. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu söyler. Bu çok eşsiz bir metafordur. Yunus Emre, bir ben vardır bende, benden içeru der. Bizim daha içlerimizde bize yerleştirmiş olan çok insani bir öz, bir cevher var. Bunu nereden de anlıyoruz? Bilime baktığımız zaman, psikoloji bilimine baktığımız zaman 3 aylık, 6 aylık bebekler ahlaki seçim şartlarıyla karşılaştıkları zaman böyle ilginç deneyler yapıyorlar mesela. Bir bebek kötülükler yapan, eşyayı kıran, döken bir insanın imgesine bırakılıyor. Bir de iyi bir insanın imgesine bırakılıyor. Ve bir şeyi iteleyerek ya iyi insana itecek ya kötü insana itecek. Bebekler istisnasız hepsi iyiye doğru itiyor. Evet, kötü. Yani bebeğin güzel, fıtratında, evet, insanın fıtratında iyiliğe doğru bir eğilim var. Hepimiz merhametle kodlanmış, merhametle yaratılmış insanlarız, varlıklarız. Dolayısıyla insan sonuna dek iyiliği aramak, kendisine sonsuz bir iyiliği verecek kaynağı aramak, evet, ödevindedir. Burada yolda olmaktır asıl marifet. Menzile ulaşmak değildir, hırs yapmak değildir. Hı hı. Kabe yolunda yürüyen karınca olmaktır. Karınca. Hani karınca demiş ya, nerede olduğumuz bilinsin. Veya işte meşhur hikayedir, Hazreti İbrahim'e su taşırmış karınca. Bu hikayeler insana çok şey anlatır. Evet. Bazıları bunlara dudak büker ama niçin senin taşıdığın sudan hiçbir şey olmaz ki derler. Der ki, hiç olmazsa safımız belli olsun. Ya. Evet, yani İbrahim'in safında olduğumuz, evet, belli olsun. Nemrud'un değil. Yine Mevlana'nın çok güzel bir sözü aklıma geliyor. Diyor ki, sadece susamış dudak suyu aramaz. Su da susuzluğunu dindireceği, evet, bir çift dudak arar. Evet. Bütün bunlar bana şunu düşündürüyor. Cenab-ı Hak kendini zaman zaman çok aşikar ediyor, zaman zaman gizliyor. Tolstoy'un meşhur bir hikayesi geldi, böyle Çağrışımlar Denizi'nde yol alıyoruz. Tolstoy çok büyük bir adam, çok seviyorum onu. İşte bir insan Allah'tan yardım diliyor hikayede. Diyor ki, bana yardım et işte. Diyor ki, Allah veya Tanrı, onun hikayesinde olduğu şekliyle, işte şu vakit beni bekle, geleceğim diyor. O vakit yoksul bir adam geliyor, ondan dileniyor. Diyor ki, ben sofrana oturayım senin. Ya. Hayır diyor, vaktim yok. Çok önemli bir misafir bekliyorum. Bir başkası geliyor, yani iyilik yapacağı her türlü fırsat geldiği zaman, yok diyor, ben çok önemli bir konuk bekliyorum, sizi alamam. Sonunda o beklediği olmayıp Tanrı'ya sitem ettiğinde, ben geldim diyor. Geldim. O yoksul adamın kılığında geldim. İşte o ihtiyar, muhtaç kadının kılığında geldim. Hepimiz bence günlük hayatımızda pek çok mucizeye tanıklık ediyoruz. Bazılarımız bu mucizeleri sıradan hadiseler olarak görüyoruz. Bazılarımız o mucizenin mucizeliğini idrak ediyoruz. Evet. Bence onu idrak edebilenlerimiz bu olgunlaşma yolculuğunda bir adım daha öne çıkıyorlar. Hayatın içine saklı ilahi görünümleri hepimizin her dakika fark edebilecek olması lazım. Yani inanın bana, insanın bir nefes aldıktan sonra onu verebilmesi
Verdikten sonra yeniden alabilmesi bile her an gerçekleşen bir mucize. Bir mucize göster denildiğinde büyüklerden biri yürüyorum ya. Ne güzel, ne güzel. Tabii. Çağımızın en büyük sorunlarından birinin hız olduğunu söylüyorsunuz ve de Yavaşlığa adlı kitabınız var. Bu durumumuzu özetleyen çok da güzel bir cümleyi bir röportajınızda söylemiştiniz. Galiba Afrika'da bedenimiz o kadar hızlı hareket ediyor ki ruhumuz geride kalıyor. Tabii. Şahane bir ifade. Afrikalıların çok güzel sözleri var. Değil evet. mi? Ne yapmamız lazım yavaşlamamız için? Bir defa günlük hayatın telaşesinden, hayhuyundan kendimizi biraz çekebilmemiz ve kendimize, sevdiklerimize, ruhumuzun ihtiyaçlarına zaman ayırmamız lazım. Bugün bir arkadaşım geldi aklıma, yurt dışında yaşıyor. Bana ısrarla mektup yazar, yazardı bir dönem yoğun görüştüğümüz dönemde. Ve benden mektup isterdi, lütfen bana e-mail yazma derdi, postayla gönderme. Şimdi düşünüyorum onun mektuplarını ben saklayabiliyorum. Ama işte e-postalar buharlaşıyor gidiyor veya artık geri dönme ihtiyacı hissetmiyoruz. Somut bir varlıkları yok çünkü. Kağıt üzerinde mürekkep gibi somut bir varlıkları yok. Bence hepimizin günlük hayatın hızından sıyrıldığı, bazı yerlere mesela yürüyerek gitmek, sevdiklerimize daha çok buluşmak, sevdiklerimizle günlük hayatın baskısı, zaman baskısı olmaksızın uzun zaman geçirmek, evet. Cep telefonlarımızı susturabilmek, göz göze bakmak, göz göze bakarak konuşmak, bir sohbetin sıcaklığında ısınabilmek, aman dış alemde ne oldu, cep telefonum şimdi nasıl vızırdar, hangi mesaj gelir diye düşünmeden kendimizi o anın akışına bırakabilmek. Evet. İşlerimizi hayatımızın ana ekseni haline getirmemek, ruhun ihtiyaç duyduğu kendini gerçekleştirme, kendini yetiştirme, kendini onarma faaliyetlerine de izin vermek. Bakın çok fazla çalıştığımız zaman, çok fazla işten işe koşturduğumuz zaman ve çok fazla maddi eksenli bir hayat yaşadığımız zaman ruhumuz hakikaten arkada kalıyor ve yoruluyor. Bu ruhun dinlenebilmesi için roman okuması lazım, şiir okuması lazım, müzik dinlemesi lazım, aylaklık etmesi lazım. Kainatı temaşa etmesi lazım. Mesela mükemmel bir mevsimde yaşıyoruz ve dışarıda harika bir hava var. Vakit ayırıp gidip Belgrad ormanlarında yürümek, o ağaçların yapraklarının tıpkı bir senfoni gibi yere döküşünü izlemek lazım. Ben bir kezinde gitmiştim, sarhoş olmuştum adeta. Öyle her taraftan yapraklar dökülüyor ve bir şey gibi, bir müzik eseri evet, gibi evet, insana çok ilhamlar verebilecek bir şey. Yani sözün özü, bu hayatta bizi ne dinlendiriyorsa, ne bizim için daha değerliyse, onu önemlinin önüne almak. Evet. İşlerimiz çok önemli görünüyor fakat sevgi daha değerli. Efendim, ruhun ihtiyaçları daha değerli. Kendimizi olgunlaştırmamız daha değerli. Onu zaman zaman hiç olmazsa önemli olanın önüne almak, yavaşlamak için bir formül olarak düşünülebilir. Harika. Programımız sona eriyor. Ne çabuk yavaş bitti. Yavaş. Maalesef çok da sormak istediklerim evet. vardı. Ama şu anda programımızın en benim için heyecanlı ve bilinmez kısmına geliyoruz. Gelen konuklarla sohbet ettikten sonra piyanoya geçiyorum ve hiçbir hazırlık olmaksızın o anda o ruhumda izler topladığım duyguları müzik yoluyla akıtıyorum. Bakalım bu sefer neler olacak. Çok merakla bekliyorum ben de. Evet, gönlünüze bereket. Sağ olun. Thank you.
Enfes. Enfesti. Teşekkür bu burada mı çıktı? Evet, bu şimdi çıktı. Aa, bunu sizden çıktı. Bunu aslında bizden dinleme, çok dinlemek isterim ben. Onlarca defa daha. Çok güzeldi. Edeciğim de şükürler olsun. Yoksa evet, ben onu tekrar edemem. Bir bunu notaya baksın, aktaracaksınız değil mi? Aslında aktarmayı düşünmedim ama aktarabilirim. Ama bunu aktarın, bu çok normalde güzel. Normalde aktarabilirim. Yani onlar öyle çıkıyor. Bu tıp diliyle sanki evet, insanın ruhunun emarı müzik notalarına çevrilmiş şekilde. Çok güzeldi ama Angelika Hanım, çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Gönlünüze bana bereket. Bu benim bir hediyem oldu. Evet, evet, bu benim çok hediyem teşekkür oldu. Teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ne demek, büyük bir zevkti benim için. Sağ olun, sizinle konuşmak. Angelika Akbar'la Sesler programı haftaya devam edecek. Müzikle kalın, sevgiyle kalın.